de muhteşem bir günde hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hakikaten ben de dün akşam gidecektim. Ama Sayın Başkanım böyle güzel bir müjdeyi verince benim de Eskişehir'de önemli toplantı var. Oraya yetişmem lazım. Daha önce belirlenmişti. Ama burada bu fotoğrafı görmeden gitmeyi arzu etmedim. Gerçekten o kadar mutluyum ki az önce burada yazıyor. Bir hayal gerçek oldu. Dolayısıyla Mehmet Sevgi'yi emeği geçen herkesin tabii müteahhit firmalarında yürekten kutluyoruz. Gerçekten muhteşem bir proje. Afyon değerli kardeşler, hükümetimiz döneminde çok gelişti. Muhteşem bir gelişme gösterdi. Nereden nereye? Bakın şu anda termal turizmde Türkiye'de, Türkiye'nin başyeri neresi? Afyon. Spor turizmde işte başyeri Afyon. Kültür turizmde, kongre turizmde, tarih turizmde ve neticede tabiat turizmde ve inşallah şimdi artık kale turizmde, Afyon Kalesi turizmde gerçekten Türkiye'de örnek bir proje. Yürekten kutluyorum, hayırlı olması diliyorum. Hakikaten müteahhit firmada ben de doğa koruma milli parklardayken Fethiye'de özellikle Babadağ'a bir teleferik yapısını istiyordum. Onu da başarmışlar. Yakında açılacak. Gerçekten müteahhit bir firma bu bakımdan. Güçlü bir firma. Tebrik ederiz. İnşallah bunu önümüzdeki yıl Nisan ayında aslında sözleşme Mayıs sonu belki Haziran ama Sayın Başkanım ben buna inanıyorum ki bunu Nisan'a çekecektir. Dolayısıyla çok süratli bitecek bir proje. Afyon'a vizyon değer katacak bir proje. İnşallah dün valimizle de görüştük. Bir de Afyon'da tek eksik kaldı. O da kış turizm merkezi. Kumalardan da o da yapılırsa Afyon Türkiye'nin sadece Ege bölgesinin değil Türkiye'nin incisi bir şehir olacak. Tabii bu konuda hemşerilerimi ben yürekten kutluyorum. Çünkü hemşerilerimiz her zaman destek verdi. Gönülden seviyorum. Can kardeşlerim. Dolayısıyla sizlere de her zaman destek verdiniz. Bu bakımdan hükümetimize destek verdiniz. Sizleri yürekten kutluyorum. Sizleri seviyoruz, dua ediyoruz. İnşallah başkanımın bir projesi daha var. O da gerçekleşecek. O müjdeyi de başkanım unutmayasın heyecandan diye ben söyleyeyim. Afra'yla ilgili Ulaştırma Altyapı Bakanımız inşallah önümüzdeki günlerde Haziran veya Temmuz ayında gelecek. Hem hızlı trenin ilk rayının temel atılacak hem de Afra'yı Afyon raylı sistemin temel atılacak. Dolayısıyla Afyon güzel, hakikaten çok güzel. Şimdi benim burayla ilgili hatıralarım var. Tabii kaleye çıktık biz de. Kaleye çıkmayan Afyonlu olmaz. Hatta bu sene de söz vermiştim. İnşallah bu sene çıkacak. Biraz kilo vermeye gayret ediyorum ki kolay çıkayım diye. Dağlara çok çıkıyoruz da kaleye de çıkacağız inşallah bu sene. Başkanım tamam mı? Vekillerimizle beraber bu sene bir kaleye çıkacağız inşaat başlarken. Tamam. Bir de şu var biliyorsunuz. Kalenin Afyonlu kız kardeşlerimiz, bacılarımız arasında ayrı bir yeri var biliyorsunuz. Rıdırelerse buraya çıkılırdı. Artık kolay çıkacaklar. Dolayısıyla kısmetleri de açılacak. Onu Afyonlular bilir, ben burada söylemeyeyim. Tamam mı? Biz de onların seslerini gençken dinlerdik burada. Tamam mı? Onu artık basınımızı duymasın. Ben bu duygularla bu teleferiği Afyon kalesilerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vizyon projeyi gerçekleştiren değerli başkanımıza ve destek veren herkese, işte AK Parti'nin başkan vekillerimiz hep birlikte destek verdik. Ve bütün Afyon kalesilerlere gönülden teşekkür ediyorum. Ve müteahhit firmaya da